İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilciliği tarafından Enerji Kimlik Belge Uzmanlığı eğitimi gerçekleştiriliyor çoğunluğu inşaat mühendisi, makine mühendisleri ve mimarların da katıldığı eğitimde binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, çevrenin korunması, binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma soğutma sistemlerinin verimi gibi konularda da eğitim veriliyor. 18 saatlik eğitimin sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olanlar EKB uzmanlığı yetki belgesi almaya hak kazanacak. İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilcisi İlhan Özyiğit, EKB uzmanlığı eğitim seminerine talebin çok yüksek olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi. Yoğun bir talep olması nedeniyle şimdilik 25 mühendis eğitim seminerine katılabildi. Daha sonra gelen talepler doğrultusunda bu seminerleri tekrar edeceğiz. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Bina Enerji Performansı Yönetmeliği ile zorunlu hale gelmiştir. 01.01.2011 tarihinden sonra yapılan binalarda yapı kullanım izni için belediyeler tarafından istenir ve zorunludur. 01.01.2011 tarihinden önce yapılan binalar için ise 2017 yılına kadar alınması gerekmektedir. Binaların enerji tüketim sınıfını ve karbondioksit salınım sınıfını gösterir. Sınıflar A'dan başlar G'ye kadar 7 tanedir. A olan binadır. Yeni yapılacak binalarda en düşük enerji sınıfı C olmalıdır. Mevcut binalarda ise G sınıfına kadar çıkabilir. İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum temsilcisi Öz Yiğit, Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB ile ilgili olarak, buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar içinde geçerli olduğunu kaydederek, bu sınıflandırmalar A'dan G'ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir dedi. Özyiğit yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekerken C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamayacaklarının uyarısında bulundu.